Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. 2 adet kargomuz geldi. Kargolardan birisi yem. Tetra Pro Alk. Vatozlarımızın ve lepseslerimiz özellikle çok severek yediği yemlerden bir tanesi. Melekler de çok seviyor zaten. Diğeri de şu derecelerden eksik olanlarım vardı. Biliyorsunuz her şeyin tam olmasını severim. Eksik olanlar için de sipariş ettim. Fazla sipariş ettim. Sonradan ihtiyacım oluyor. Her zaman bulamıyorum. Bunların tanesini 3 TL'ye buldum. Açıkçası uygun buldum. 20 tane aldım. Şu anda bir 7-8 tane ihtiyacım var. Yemimiz de gene uygun. Uygun derken 316 liraya buldum. Yaklaşık 6-7 ay önce 300 liraya almıştım kovasını. Çok fazla fark olmadan tekrardan alabildim bir kova daha. 2 kiloluk bir yem bu. Şöyle hemen şunu bir açayım. İçinden şeylerimizi çıkaralım. Etiketlerimizi. Bu ne? Faturası. Şunun içinde de derecelerimiz var. Bunların doğru göstermediğini falan söylüyorlar. Ama bence gayet doğru gösteriyor. Çok da işime yarıyor. Görüntü olarak da çok güzel. Cam olanlarını pek sevmiyorum. Şurada var birkaç çeşidi. Şunlar filan pek hoş gelmiyor açıkçası bana. Akvaryum içine konuluyor ama bunlar dışarıda olduğu için dışarının ısısını da aldığını filan söyleyenler var. Bence gayet doğru gösteriyor. Sıkıntı yok. Şimdi şunu da bir açalım. Geçen sefer bu da açılmamış kutu sonuçta. Geçen sefer de poşetin içindeydi direkt. Bakalım. Evet, aynı şekilde burada da poşetin içinde çıktı. Şahane açılmamış bir çuval. Yem. Tetra Pro Alk'larımız geldi. Kalmamıştı. Birkaç gündür veremiyordum vatozlarıma Tetra Pro Alk. Artık onların da karınları doyacak demeyeyim. Zaten çeşitli yemlerle besliyordum ama bunu çok seviyorlar. Öyle söyleyeyim ben size. Şimdi ben şu dereceleri falan yapıştırayım. Videoya oradan devam edelim. Evet, derecelerimizi taktık arkadaşlar. Artık bütün akvaryumlarda dereceleri var. Kaç derece ısısının olduğunu rahatlıkla görebiliyorum. Şöyle bakalım. 27 derece mesela bu akvaryumlar. Şimdi göstereyim size. Aşağıdan yukarı gittikçe dereceler değişiyor. Şimdi burada en alttaki akvaryumda hiçbirinde ısı yok bu arada bunların. 24 derece. Şöyle şuraya girelim. Bir üst kata çıkıyoruz. 25 derece. Biraz hafif bir 25'te renklilik var. Bir üst kata çıkıyorum. 25-26 derece. Ve en üst katta 27 derece. Şurada ışık tam görünmüyor. Şurada daha net görünüyor. ...27-28 derece civarında. ...26 bunlar. Göz gibi. 24'ten başlıyor. En alt akvaryumda 24... ...25... ...26... ...27 şeklinde gidiyor. Her katta birer derece değişiyor. Bu konuyu biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Isınan hava yukarıya yükseldiği için yukarıdaki havalar daha sıcak. Keza bakın aynı şu anda içerideki bölümde ısıtıcılar olduğu için içeride çok daha sıcak bir hava var. 30 derece. 28-27 derece. Üstteki akvaryumlar hep genelde 30 dereceye yakın. Çünkü ısınan hava işte yukarı çıktığı için hobiyanın içinde şu anda ısıtıcılar hala aktif. Ben hiçbir zaman çıkartmıyorum biliyorsunuz. Herhangi bir hava soğumasına karşın takıl tutuyorum. Peki havalar belirsiz zaten. Ne olup ne bittiği belli olmuyor. Isıtıcılarım her zaman takıldır. Bahsettiğim gibi bu derecelerin kötü olduğunu, doğru göstermediğini söyleyen birçok kişi var. Ama ben kullanıyorum. Yani doğruluğunu da şöyle test edebilirim arkadaşlar. Yani bakın yan yana birçok şey var.
derece var. Hepsi aşağı yukarı 26-27 gösteriyor. Yani belki 1-2 derecelik farklılıklar olabiliyor ama o kadar da benim için sorun yaratan bir şey yok. Yani siz birebir hepsini nasıl derler? Milim milimine diyeceğim de bu şey için milim milimine doğru olmayacak. Derece derecesine doğru istiyorsanız çok daha profesyonel dereceler var. Dediğim gibi bakın 3'er liraya aldım ben bunları. Yani 3'er lira bunlar için aslında ucuz. 5 liradan aşağı yok. Ben bulmuşken 20 tane aldım. Dönem dönem lazım oluyor çünkü hep bana. Görmek istiyorum ya akvaryumlarındaki ısıları görmek istiyorum. Hepsinde kaç derece olduğunu görmek istiyorum. Herkese bakın yani burası 30 derece. Bu bir sıkıntı. Bunun hemen bir şeyini kontrol edeceğim. Derecesini kontrol edeceğim. Büyük ihtimalle bakın bu da 30. Çünkü en yukarıdaki akvaryumlar 30 oluyor. Şöyle bir şuradakine de bakalım. Bunlar büyük ihtimalle ısıtıcıdan kaynaklanmıyor. Ortamdaki ısınan havanın yukarıya çıkmasından kaynaklanıyor. Bu da yine 28-29'larda. Ama dönem dönem geliyor ki en alttaki akvaryum 30 olabiliyor bazen. O zaman onun ısıtıcısında bir sıkıntı var anlamına geliyor. Bir kere başıma geldi. Arızalanmış, çok fazla ısıtıyordu. Hemen balıklarımızı kaybetmeden değişimi yaptık. Hobbyhanemizdeki bütün akvaryumların derecelerini takmış olduk. Şunda da yoktu, ona da taktık. Bunda kaç görünüyor şu anda? 26 civarında. 26 takip koyduk var. Bir de bu derecenin nasıl bakıldığını merak ediyordu insanlar. Yani en koyu renklilik nerede varsa derece odur yani. Bak burada 28-29 civarında. Tam 0'a 0 göstermiyor dediğim gibi de 3 aşağı 5 yukarısını gösteriyor. Yani bu derece 27-28-29'lardan bir tanesi. Tam hangisi olduğunu da en koyu renk hangisi olursa oradan anlayabiliyorsunuz. Şu anda çok koyu bariz bir renk yok. Yani en azından orta derecesi 28 olduğu için 28 olduğunu düşünebilirsiniz. Dediğim gibi benim için bu kadarını düşünmek, bu kadarını görebilmek yetiyor. Yani akvaryum keza mesela kışın ısıtıcı bozulduğu zaman bazıları 23-22 derecelere düşebiliyor. Oradan da anlıyorum ki derece sıkıntılı. Değiştiriyorum. Otomatikman kendi içinde bir kontrol mekanizması yani. Yemimizi de hemen kabımızın içine doldurduk. Tetra Pro Arke vatozlarımızın en çok sevdiği yemlerden bir tanesi. Onu da artık beslenme periyotlarına göre vatozlarımıza vereceğiz. Yani kısacası masraflar bitmiyor hobbyhanede. Harcamalarımızı yaptık. Balıklarımızı sağlıklı bir şekilde hobbyhanemizin sisteminin düzenli bir şekilde ilerleyebilmesi için yemimizi ve derecemizi aldık. Bugünkü videomuz da bu kadar arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.